İran 11 ülkeden 25 akademisyen ve siyaset bilimciyi Tahran Allame Tabatabai Üniversitesi'nde bir araya getirdi. 3. Uluslararası Bölgesel Gelişmeler ve İran'ın Dış Siyaseti Sempozyumunda ağırlıklı olarak bölgesel gelişmeler ele alındı. Sempozyumun açılış konuşmasını İran Meclis Başkanı Ali Larijani'nin Uluslararası İlişkiler Özel Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahyan yaptı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş ve Doçent Doktor Cüneyt Akalın da sempozyumun özel davetlileri arasındaydı. Türkiye'nin PKK, PYD ve IŞİD'le mücadelesi, Amerika'nın İsrail koridoru, Başika krizi, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ hakkında kapsamlı bir sunum yapan Karataş, salonda bulunan dinleyicilerin dikkatlerini üzerine topladı. Öğretim görevlileri ve öğrenciler Karataş'ı soru yağmuruna tuttu. Doçent Doktor Cüneyt Akalın da Batı Asya'da yeni ittifaklar, Batı Asya Birliği ve Türkiye-İran ilişkileri konusunda akademik sunum yaptı. Akalın, Batı Asya Birliği teorisinin uygulanması için koşulların uygun olduğuna vurgu yaptı. Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, sempozyumu ulusal kanala değerlendirdi. Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerinin iyi olması, Rusya, İran, Suriye, Irak ve bu ilişkilerin geliştirmesi halinde bölgedeki Atlantik politikalarının başarısızlığa uğrayacağını, terörün de mutlaka yok edileceğini bir kere daha buradaki toplantıya katılanlarla paylaştık. Sempozyumu bölgesel etkileri bakımından bir fırsat olarak yorumlayan Doçent Doktor Cüneyt Akalın da bölgede barış ve kalkınmanın Batı Asya ülkelerinin birlikteliğiyle gerçekleşeceğine dikkat çekti. Bütün bu fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Bunlar bizim komşumuz. Bu ilişkileri hızla geliştirmemiz lazım. Her açıdan, siyasi, ekonomik, kültürel açılardan geliştirmemiz lazım.